kıyaslamalı hem havada hem karada ne oluyor? İtibar var. Bakın şimdi bir görüntü, ilk görüntü, o araçların olduğu görüntü bildiğiniz gibi Almanya'da fotoğraflanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz Türkiye'de tasarruf paketini konuşurken bu konvoy çok dikkat çekiciydi. Şimdi de uçak filosunu konuşuyoruz. O fotoğrafta geliyor ekranınıza. Bununla ilgili birazdan konuğumuz olacak Turhan Çömez. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Hemen bu fotoğrafın ardından rica edeyim. O tweet'i de görelim. Şöyle söyledi Turhan Çömez, biri kendisi için, biri heyeti için, biri kadrosu ve ekipmanlar için, biri de zırhlı araçlar için. Bir tane daha var, o da önceden gitti karşılamak için. Toplam 5 yani. 2 yeni üye İsveç ve Finlandiya ise ucuza gelsin diye birlikte gitmiş küçük bir uçakla. Dünya lideri olmak kolay değil dedi ve şimdi kendisi yayınımıza katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten zor bir durum. Dünya lideri olmak, havada konvoy yapmak, birini önceden göndermek, 4 ayrı uçakla gitmek zor bir sanat, zor bir zanaat. Erdoğan'ın işi zor gerçekten. Dünya lideri olmak kolay iş değil. Şimdi yer gök itibar olmuş oluyor bu durumda. İtibardan da tasarruf edilmez diyor hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de hatırlayalım geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şimşek kendi araçlarıyla ilgili bazı haberler yapıldığında herhalde bu olacak demişti. Bu bakış açısı, bu mantık değişecek gibi durmuyor galiba, değil mi Sayın Çömez? Tabii itibardan kimse ödün vermek istemiyor. Maalesef bu bir doğu kültürü. Halbuki modern dünyada bunlar çok ayıplıdır. Bu davranışlar normal karşılanmaz. Siz dünya lideriyseniz eğer bunu orada göstereceksiniz. Toplantıda göstereceksiniz. Giderken açıklama yaptınız. Dediniz ki ben Gazze meselesini ele alacağım ama toplantıda bir cümle dahi ağzınızdan çıkamadı. Öte yandan terör konusu konuşuldu ama yine ağzınızdan PYD, YPG, PKK terörü, sınırımızın ötesindeki bu korkunç güvenlik riski ağzınızı açıp bir şey söylemediniz. F-16'lar gündeme gelmedi. Adamlar diyor ki F-16'ları vermeyiz. Verirsek de PYD, YPG'nin üzerinde uçuramazsınız. Ege Adaları üzerinde uçuramazsınız. Ağzınızı açmadınız. F-35'lere dünyanın parasını ödemişsiniz. Adamlar sizi programdan çıkartmış. Buna rağmen paranızı geri alamıyorsunuz. Dünya lideri olmak için yapacağınız bir tek şey var. Havada konvoy. Uçağın bir tanesini önce gönderdi. İçinde meclis başkanı vardı, Adalet Komisyonu Başkanı vardı. Adalet Komisyonu Başkanı niye Washington'a gider? Nedir onun orada işi anlamak mümkün değil. Halbuki 9. yargı paketi görüşülüyor burada. Bununla ilgili tali komisyonlar olmalı. Ana komisyonunda bu yasa maddeleri tek tek ele alınmalı, enine boyuna konuşulmalı. Adalet Komisyonu Başkanı binmiş uçağa Amerika'ya gitmiş. Kiminle? Meclis Başkanı'yla. Ne yapmaya gitmiş? NATO ile bir alakası var mı? Hiç alakası yok. Çünkü Erdoğan'ı Washington'da bekleyecek ya da karşılayacak kimse yok. Onu karşılamaya gitmişler. Karşılama heyeti olarak Meclis Başkanı ile Adalet Komisyonu Başkanı Erdoğan'ı karşılıyor Washington'da. Baktım hangi otelde kalmışlar diye. Waldorf Astoria'da kalmışlar. Odaların geceliği $12.000. Bir sağında bir solunda güvenlik için oda da alıyor. $36.000 geceliği. Yazık, günah değil mi? Sizin ekranlarınızda konuştuk daha önceden. Diyanet'in orada müştemilatı var. 100 küsür milyon dolar para götürmüş Diyanet buradan. Oraya inanılmaz lüks oteller yapmış, villalar yapmış, hanlar, hamamlar yapmış, her şeyi yapmış. Niye Erdoğan orada kalmıyor da Waldorf Astoria'ya gidiyor? Baktım aralarındaki mesafe sadece 30 kilometre. Yani şöyle, aslında oraya gittiğinde eğer konaklama giderlerinden tasarruf yapılmak istenseydi ya da konaklama giderleri demeyelim, yani tasarruf hakikaten gerçek bir niyet, temenni olsaydı pekala Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı o tesiste de kalınabilirdi diyorsunuz. Elbette oraya Diyanet İşleri Başkanlığı $100 milyon fazla para ödedi. Hamamları var, Türk hamamları, otel var, havuzları var. İnanılmaz orada müştemilat var. 11 tane de villa var. Yani arazi de bizim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, korumalar var, her şey var. Dünyanın parası veriliyor oradaki görevlilere. Ne olurdu yani, Erdoğan'ın ekibi o villalarda kalıvereydi. Çok mu yani bir şey kaybederdi? Arada 30 kilometre mesafe var. Dünya kadar süper lüks araç götürmüşsün, onlarla gider gelirdin oraya. Waldorf Astoria'nın geceliği sadece Erdoğan için $36.000. Yazıktır, günahtır. Havada 5 tane uçakla konvoy yapacaksınız. Washington sokaklarında bilmem kaç yüz tane araçla konvoy yapacaksınız. Orada dünya kadar parayı transfer etmişsiniz Diyanet'ten. İnanılmaz müştemilatlar yapmışsınız. Oteller, hanlar, hamamlar, orada kalmayacaksınız. Lüks otellere dünyanın parasını vereceksiniz. Ne var elde avuçta? İsrail'i konuşamamışsınız, Gazze'yi konuşamamışsınız, sınırımızın ötesindeki terör unsurlarını konuşamamışsınız, F-16'yı konuşamamışsınız, F-35'leri konuşamamışsınız. Peki neye imza atmışsınız? Gider ayak demiş ki Biden, al şunu imzala. İmzalanan kağıtta şu, her sene bundan sonra 1 milyar euro Ukrayna'ya bağış yapacağız. Yani bir bağış yapmak için millet bu kadar açlık, sefalet içerisinde yaşarken Ukrayna'nın savaşını parası olarak desteklemek için 5 uçaklı konvoyla gitti Erdoğan. Ben NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim. Ben gitmedim. Davette almadım. Alsam giderdim. Çünkü bugüne kadar bütün toplantılara katıldım. NATO'da neler oluyor, neler bitiyor takip eden bir insanım. Yani orada milletvekili sıfatımla bulundum. Ama bakıyorsunuz Erdoğan yarına Adalet Komisyon Başkanı'nı almış. Git benden önce uçağımı bekle ki beni karşıla. Beni orada Amerika'dan kimse karşılamaz demiş. Hakikaten hiç kimse yok karşılayan. Yani dünya lideri demek ki böyle olunuyor Buket Hanım.